Ufacık Küba. Mühendisleri İngiliz'de, işte onların mühendisleri araştırıyor. O araştırmalar, sondajın sonuçları İngiltere'ye gidiyor. Onlar tarafından yorumlanıyor. Kuyularda bir şey yok, kapatın Tabii. diyorlar ve arada Tabii. bir sürü para gidiyor. Tabii. 2017'den bahsediyorsun. Tabii. O dönemden itibaren bu çark değişmeye, kırılmaya başlandı evet. çok net bir şekilde. Ama bizim orada şunun hakkında teslim Fatih... eder, siyasi irade. Tabii ki. Bak, tabii ülkede ki, tabii. değişen bak, siyasi irade. Mesela güçlü iktidarlar gelmedi mi? Geldi. İşte rahmetli Menderes'ten Demirel'e, Özal'a kadar. Onların bile gücü yetmedi. O vesayet rejimini değiştirmektir, kaderi değiştirmek. Şimdi bu kader değişmeseydi... Ve hep kötü sonuç aldığın yeri bir daha deniyorsun. Böyle böyle raporlar gelmiş. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başladığında tabii. bir toplantıda sen de vardın hatırladığım kadarıyla. Ya bunu sunuyoruz diyor. Olmaz diye geri geliyor diyor. Yani neye göre olmaz? Çünkü bugüne kadar sonuçlara Olmamış. Göre. Onu kabul edip ilerlemeseniz bu sonucu elde edebilirsiniz. Bir şey daha çok söyleyeyim. Doğru, bu siyasi gerek. İrade aynı zamanda risk almaya gerektiriyor. İşin siyaset kısmını da konuşuyoruz madem. Şu anda herhalde. Görevde değil. Biz eski bir bakandan bahsediyoruz ama ben her defasında bu şekilde anmak istiyorum. Hı hı. Bizim bütün hükümet üyelerinden, bütün siyasi sorumluluk sahibi insanlardan beklediğimiz şey gerektiğinde risk alarak buzları kırmak, ön açma, buz kırmaları, ön açmaları. Yani biz bazen eleştiriler de getiriyoruz ya hani bürokratlara, siyasilere falan. Eleştirilerimizin merkezinde aslında bu var. Çünkü önümüzde bizim bir örnek var. Yapılan işi eleştirmiyoruz. Niye yapmıyorsunuz diye eleştiriler getiriyoruz. Yapılanı alkışlıyoruz. Ayakta alkışlıyoruz yapılanı zaten. İşimiz bu. Ve burada yani bu işin yapılmasında gerçekten çok ciddi bir mücadele var. Arkasında bu süreçte bir defa yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten gösterdiği hedef var. O ayrı bir şey. Zaten hedefe yürüyor Türkiye. Ayrı bir konu. Ama aşağıda da o riski alacak bürokratlar olacak, bakanlar olacak, siyasetçiler olacak. Basının bütün karalama, yani bizi tenzih ederek söylüyorum, bizler değil. Çeşitli basının bütün karalama çabalarına rağmen, yabancıların engelleme çabalarına rağmen, ya alay ettiler ya. O Halk TV'de bilmem nerede alay ettiler alay yakın zamana kadar. Gaffar Bey, sadece enerji alanında değil, birçok alanda da. Mesela askeri savunma sistemlerimiz, askeri ekipmanlarımızda da Tabii. aynı şekilde Türkiye'nin Tabii. önü kesilmek istendi. Bakın 3 tane... Çok önemli ifadesi var Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında yaptığı çok önemli ifadelerden bir tanesi enerji güvenliğimiz, ikincisi gıda güvenliğimiz, üçüncüsü askeri güvenliğimiz, yani sınır güvenliğimizi kastederek söylüyorum. Dolayısıyla bu üç güvenlik alanlarında da Türkiye'nin son 3 yıldır yaptığı atılımlara baktığımız zaman gerek enerjide, gerek askeri teknolojilerde İHA'larımız, SİHA'larımız, Kızıl Elmamız, Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerimizi donanmamız koruyor. Yani onlar gitmeseler o işi yapamıyor. Tabii şimdi burada mesela şaka değil. Tabii. Gaz konusunda özellikle bütün çevrim santrallerimizin kullandığımız aydınlatmadan tutun sanayide kullandığımız enerjiye kadar çevrim santrallerimiz doğal gaz sistemleriyle birçok. Çünkü dünyada su da önemli bir güvenlik konsepti haline geldi. Burada almış olduğumuz Kanuni, Fatih, Yavuz gemileri alındığı zaman ilk başta yine itirazlar yükseldi muhalefetten. Efendim bu gemilerin Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Nedir? İşte bu maliyetler kurtarmaz diye hep söylendi. Ama gelişen teknolojiler, know-how'un birikimi, yerli mühendisin, yerli teknolojinin kullanıldığı zaman yani bu maliyetlerin de aşıldığı görülüyor. Tabii hocam altını çizdi. Biz bu teknolojiyi ihraç edeceğiz. Bize de o işleri yapacağız. Aşıldığı yol işi için de öyleydi yani. Tünel kazma teknolojisi burada ciddi bir birikim oluşuyor, deneyim oluşuyor. Şu an, Türkçesini söyleyelim. Tabii şu anda... Havalimanı inşaatları. Bakın şu anda doğalımız oluşuyor. Sakarya bu doğalgaz işleme tesislerimizin yapımına bakalım. Çok basit bir örnekle bakalım. Yani sadece bir doğalgaz işleme istasyonu için söyleyelim. 6 yılda yapılması gereken bir yeri 2 yılda yapıyor. Yerli mühendis, yerli proje, ekipman ve insanlarıyla, teknikerleriyle yapıyor. Hı hı. Şimdi bakın Karadeniz'de deniz tabanının 2023 metre altında montaj, robotik teknolojiyle montaj evet, yapan ya böyle sistemler hemen kullanıyoruz. Hemen geçiyoruz şimdi. Ama denizin altında evet. ne kadar zor bir çalışma. Şimdi bunları geçmemek yani, kaynak lazım. Kaynak sadece kaynak için düşünün. Şimdi bakın Türkiye'nin 100 yılı vizyonuna baktığımız zaman bu vizyonun içerisinde bunlar var. Melih Bey bakın hı. bu vizyonun içerisinde var. Gerek teknolojik anlamda ki gelişim gerekse efendim yerli kaynakların işte ekonomiye kazandırılması anlamda yani madenciliğin gelişmesi, petrolün çıkarılması, efendim enerjinin gaz yataklarının işlenir hale getirilmesi. O gemileri bir anlatalım mı hocam? Tek tek anlatalım. Özellikleri farklı. Fatih'in de, Kanuni'nin de, Yavuz'un da yanlarında da arkadaşlar. Şimdi bunlar tabii ki Doğu Akdeniz'deki
hidrokarbon yatakları münhasır ekonomik bölgelerdeki haklarımızı Türkiye savunur hale getirdi. Ne oldu? Tabii ki birçok itirazlar yükseldiği halde Türkiye kararlı dış politikası ve hakikaten Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgelerdeki haklarımızı koruma adına bu gemilerimizle. Bunların tabii ki derinlikleri, bakın burada zaten 11 bin kanuni gemimiz, bakın 11.400 metre derinlikte sondaj yapabiliyor. Hı hı. Yani bu çok önemli. Rezervuar şey. Çalışması diyor. Hocam nedir rezervuar çalışması dediği ayrıntı geminin üzerinde? Bunun... Yani o rezervuarda tabii bunlar sondaj gemileri aslında. Hı hı. Orada rezervuar çalışmasının ne tür çalışma yapıyor? Anladım. İçeri spesifik şey yok. Tamam. Bu gemilerimiz sismik çalışmalar yapabiliyor. Aynı zamanda sondaj yapabiliyor. Sismik, bakın bunların 12.200 metrekare Yavuz gemimiz var. Gemimiz yapabiliyor. 12.200 metre derinlikte. Bu 12.000 metre de kuyu açıp derinlikte çalışma yapan gemilerimiz bunlar. Neden şimdi bunlar gerekliydi? Türkiye'nin bir kere enerji güvenliğinin teminat altına alınması lazım. Sadece enerji lokasyonu haline getirip ekonomik değerlerin pazarlanması anlamında düşünmeyelim. Enerji, bakın Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Avrupa'nın bugün yaşadığı, evet. Gafar Bey'in ifade ettiği çok önemli bir husus. Bugün doğal gaz çevrim santrallerinin çalışmaması, Alman ekonomisinin sanayide kullandığı doğal gazı temin edememesi sebebiyle biliyorsunuz kuzey yakım kapandığı için. Dolayısıyla şimdi Alman ekonomisinde bir resesyon tehlikesi var. Aşağı doğru 4.4 büyüme hızındaki bir ekonominin 1.1'e revize edildiğini görüyoruz. Bunlar neden oluyor? Enerji kısıtlaması ve enerji arzını talebini karşılayamadıkları için bir takım kısıtlamalara gidildi. Yani üretimde kısıtlamalara gidildi. Hatta tedarikçi olarak da Türkiye hedef seçildi. Bazı otomotiv yedek parçalarının Türkiye'deki üretilip Almanya'ya götürülmesi gibi bir şey konu oldu. Türkiye yani Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu bir Türkiye yüzyılı vizyonu var. Bu vizyon çerçevesinde gerek askeri anlamda, gerek enerji alanında, gerekse gelişmiş teknolojiler anlamında ortaya bir vizyon kondu. Evet. Şimdi bu Türkmenistan Hazar gazı, haritayı ver Remzi sana. Hazar petrolleri, Hazar gazı, Türkmenistan, Türkiye ve Rusya'nın işbirliğiyle beraber ve Azerbaycan'ın kardeş Azerbaycan'ın işbirliğiyle beraber bizim elde edeceğimiz buradaki enerji yataklarının Türkiye'ye transferiyle birlikte şu akım projeleri, bakın mavi akım, Türk akım, hepsi birleştiği zaman gelecek depolama istasyonlarımız, Gaffar Bey de bahsetti kısmen, bunlar da depolandığı zaman burada biz bunların fiyatlarını Sayın Putin'in de ifade ettiği gibi fiyatları da Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye tarafından belirleneceğini ifade etti. Dolayısıyla biz burada bir Kenan borsa yapacak hemen hocam. Biz bir borsa oluşturmuş evet. olacağız. Bir taraftan da şöyle bir şeyi de dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'nin enerjiye harcadığı yani dövize bağımlı ülkeler sınıfındayız biz. Çünkü neden? Enerji ithalatını halen yapıyoruz. Enerjiye 10 milyar dolar civarında aylık bir giderimiz var. Cari açığı çok düşürecek bir şey. Ve şey. Dolayısıyla 10 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Hı hı. Yani bu hakikaten Türkiye'nin hem ekonomik konsepti açısından, ekonomik güvenliği açısından hem de sanayisinin ve ekonomisinin daha güçlü enerjiye, daha ucuz enerjiye kavuşması açısından sadece evlerde yaktığımız enerji olarak daha somut konuşmaya geçelim mi hocam? Şimdi ne zaman mesela şu iddialar var. Şimdi bakıyorum sosyal medyada da bazı televizyon kanallarında da Türkiye'ye bir yıl yeter diyorlar bu gaz. Bakın ben size şöyle bir örnek vereyim. Böyle bir durum var mı? Önce hayır. Bunu bir sorayım. Bir yıllık böyle bir tahminde bulunabilir mi hocam? Ne için hangisi bir yıl yeter? Bulunan doğal gaz rezervi yani şu an açıklanan. Nasıl yani? 710 milyar metreküp işte. Yani belli. Türkiye'nin yıllık şeyi 65 milyar metreküp. Bu yıl 60 bekleniyor. Evet. Yani şu ana kadar 41,5 milyar. İlk 9 ay 41,5 milyar metreküp. Hani yıl sonu olsa olsa 60 olur. EPDK'da öyle açıkladı. Doğru ki. Şimdi 710. 60 bölün nasıl diyorsunuz yani? 60 ortada. Ortada ya, rakamlar ortada. Şimdi yani. Şimdi sosyal medyada şöyle. Türkiye'nin ne kadar hani ilkokul çocuğuna da sorsanız bu matematiği yapar. Verecek. Türkiye'nin ne kadar 60 yıllık tüketimi 60 milyar metreküp civarında. Evet. Değil mi? Doğal böyle diyebiliriz evet. Doğalgaz. Sosyal medyaya. Söyleyelim. Şimdi Türkiye yüzyılı vizyonu gerçekleşirse 2026
ya da 2027 civarında, yani 2030'u görmeden bu bulunan doğalgaz bize gerçekten 1-2 yıl yetecek. Bizi 1-2 yıl idare edecek sadece. Ne yani demek bu? Bu şu demek. Türkiye Vizyonu programı şöyle bir şeyden bahsediyor. Türkiye sanayisi bugünkünün 4 katına çıkacak. Hmm. Yani İhtiyaç artacak. Tabii ki. Tabii. Türkiye'nin üretim ama hacmi de yapılan hesap başka bir hesap. Ya, tabii. 4-5 katına çıkacak. Vallahi Türkiye'deki konfor 2-3 katına çıkacak. Yani biz hani diyoruz ya, ya kardeşim adamlar çölü bile soğutmuşlar. İşte efendim Sibirya'da bile domates yedik. İşte aynısı olacak Türkiye'de. Anladım. Şimdi bu olacak. Onun için o zaman olabilir yani. Bu üretim var ya, birinci faz, ikinci faz. Birinci fazda yıllık hani 10 milyon metreküp günlük, yıllık 3.6 milyar metreküp'e tekabül ediyor. Hı hı. İkinci fazdaki 4 ile çarpıyorsunuz. 40 milyon günlük, o da yıllık 14 buçağa tekabül ediyor. 14.6. Hesaplar yani ortada net bir şekilde tartışmaya. Şimdi bu doğal gaz kıymetli hocam. Kenara gelirim. Hemen bir saniye hocam. Şimdi bu doğal gaz çıktığında 2020 yılında Sakarya doğal gaz keşfi yapıldığında 2020 rakamlarına göre 320 milyar metreküp dünyada yılın en büyük keşfi olarak ifade burası edilmiş. Burası Sakarya gaz sahası. Tabii 2020 yılında. Şimdi hı-hı, rakam 710 milyar metreküp'e çıktı. İki yaklaşık katı. İki katı. O dönemde ben AK Partili yetkililere sormuştuk. Bu gaz nasıl dağıtılacak? Bir kısmı evlere, bir kısmı enerji çalışmalarında, bir kısmını da ihraç edeceğiz. Hı-hı. Açıkça 3 ayrı... Yetiyor, satıyoruz da yani. Satıyoruz dediler. Ve az önce... Gaffar abi bahsetti. Yani hakkı da teslim etmek lazım. Mesela gençler soruyor. Daha önce neden böyle keşif yapılmıyordu? Yani hakkını teslim etmek gerek. O dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bu çalışmaya başladı. Basit mi oldu? Ben o kitabın o sayfasının çıktısını aldım. 2016 yılının başları. Hı hı. Bir toplantı yapılıyor. Toplantıya kimler katılıyor? Enerji Müsteşar Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri katılıyor. Toplantının ana hedefi doğalgaz, işte deniz, işte Akdeniz'de, Karadeniz'de, işte parsel bölünmeler, kıta sahanlığı, ekonomik münhasır bölgeler. Biz ne yapabiliriz diye toplantıda askeri yetkililer, işte Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri toplantıda Doğu Akdeniz'de daha aktif rol almamız gerektiğine yönelik düşüncelerini söylüyorlar. O toplantıya katılan iki tane general şu ifadeyi kullanıyor. Yani toplantıda Türkiye'nin buna yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemileri alacak parasının olmadığını dile getiriyor askerler. Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz. Genelliler Türkiye bütçesinin neye ayrılacağına dair yorum mu yapıyorlar? Berat yani. Bey'in kitabından okuyorum. Berat Albayrak. Tarih 2016 sonu. 2016 yılının başı. Başı, darbeden önceki zaman. Tabii darbeden hemen önce enerji, dışişleri, genelkurmay, deniz anladım da herkes biliminde, alanında değil mi öneride tabii bulunur. Askerin konuşacağı konu ülkemizin buna ayrılacak bütçesi yok değildir. İşte asker adına konuşmuyor ki. Askerlerin ifadesi bu, asker adına konuşmuyor. Ama bu ne rahatlık? Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremez şeklinde itirazda bulunuyor. Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri kendi gemilerimizi alabileceğini ifade ediyor ve o iki general, Amerika ve AB ne der? Biz bu gemileri alamayız diyen iki general 15 Temmuz darbe girişiminde hatırlarsınız, böyle merdivenlerde ağzı burnu biraz yamultuymuş. Ha, onlardan birisi miydi? O iki general de, o iki general çıkıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü toplantıda dedi ki çok önemli şantaj, bir ayrıntı anlatıyorsun. Şantaj gördük, tehdit gördük ve içeriden de biz baskı gördük. Sayın Cumhurbaşkanı dışarıdan da şantaj yaptılar, biz boyun dedi, eğmedik dedi. İçeriden de. Evet. Berat Bey diyor ki kitabında, Berat Albayrak, gelin görün ki çokça ibretlik ve dramatik bir şekilde bu toplantının kısa bir zaman sonra 15 Temmuz'un hemen ertesinde o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinde olduğu ortaya çıktı. Bu olay vesilesiyle Doğu Akdeniz meselesinde özellikle bürokrasi nezdinde bilinçli olarak neden dar bir ekiple yıllardır bu şekilde yönetilerek geldiğini anlamış olduk. Son paragrafı, gemilerin alınmasının ne kadar gerekli olduğunu biliyorduk. Ancak bu gerçeği başkaları da biliyordu. Ekip arkadaşlarımız planlama sürecinde ülkeyi böyle saçma sapan masraflara sokamazsınız ve sonunda yargılanırsınız
diye bürokrasi tarafından tehdit dahi edildi. Ama bunların hiçbiri bizim kararlılığımızı engelleyemedi. Yani şimdi, çok önemli bir şey hatırlattın. Önemli. Yakın zamanda yani, değil mi okuduğumuz? Kesinlikle. Şimdi yani, Bey, mesela burada bakın. De, şöyle bir Berat, hemen bir ek yapıyor hocam bir saniye. Berat Bey bazı şeyleri kitabı almamış. Mesela bizim kulislerden bildiğimiz, yaşandığını bildiğimiz bürokrasi içinde çok somut artık yani FETÖ'cü olduğu ortaya çıkanları yazmış. Onlar bir isim. De başka bürokratlar her hangi bakanlıklardan hangi bürokratik şeyler engeller konmuş onları biz biliyoruz. Biz terörle de mücadele dedi bunların sonuçta, devreden çıkmasıyla nasıl sonuçlar aldığımızı görüyoruz hepsi bağlantılı. Bir de şimdi bakın bir, son olarak şunu ekleyeyim isterseniz. Şimdi biz Enerji Bakanlığı'ndan Avrupa'daki 32 başkentteki doğalgaz fiyatlarını istedik. Yani ne zaman 2021-2022 arasındaki doğalgaz fiyatları nedir? Nasıl fiyatlar gözüküyor? Türkiye'de yapılan zam %109 olmuş. Geçen sene 2021-2022 Ağustos ayında %109. O krizin başladığı dönemde. O tarihten bu yana zaten zam yapılmıyor ve şu ana kadar doğalgaza hiçbir zam yapılmadı. Yılbaşından sonra da doğalgaza zam açıklandı. Yapılmayacağı bizzat Enerji Bakanımız tarafından açıklandı. Türkiye'de %109 zam olmuştu 2021-22 yılları arasında. İngiltere'de %552, Almanya'da %493, Amsterdam'da %466 zam yapıldı. Şimdi rakamlara bakın. Metreküp ne kadar? Şu an o dönemde 4 lira 72 kuruş bir metreküp doğalgazı fiyatı. Hollanda'da 66 lira 56 kuruş, Danimarka'da 61 lira, İsviçre'de 46 lira, Almanya'da 43 lira. Asgari ücreti çarpın istediğiniz kadar Türkiye'de doğalgaz şu an doğalgaz fiyatları ucuz. Şimdi bu yeni keşiflerle beraber doğalgaza da zam yapılmayacağı bizzat devlet tarafından açıklandı. Biz bununla sadece gurur duyarız. Elbette ki. Bu tabii devletin katkısı çok yüksek. %80 oranında devlet sübvanse ediliyor. Tabii 100 liralık doğalgazı mesela vatandaş 20 lira. Ama yine bu bütçeye büyük. Şimdi ne olacak? O bütçeye yük de ortadan kalkacak anladığımız kadarıyla değil mi yani? Tabii. Çok net bir şekilde. Şimdi, bu arada Enerji Bakanı'nın yeni paylaşımı. Tabii. Kenan. Azim, irade, inanç, sabır, cesaret, emek, özveri ve yeni keşif diyor. Yeni Enerji Bakanımız da. Çalışmalar çok güzel ya gerçekten. Payı var. Gurur duyuyoruz. Çok hoş. Gerçekten çok. Şimdi tabii ki hep doğalgazdan konuştuk şey yaptık. Bir de petrol ama boyutu var. Adana'da Gabar'daki petrol boyutu var. Şimdi 80 bin metre varil bir üretim şeyimiz var şu anda. Gücümüz var, kapasitemiz var. Bu tabii ki 635 milyon varil bir petrol keşfi yapıldı. Şimdi bunlar Gabar'da daha önce biliyorsunuz terörle mücadele ediyordu. Gabar dedim terördü. Şu anda daha önce bizi engelleyenlerle enerji alanında mücadele yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Yerli mühendisle yapıyoruz. Yerli teknolojilerle yapıyoruz. Bu sondaj teknolojilerimizle yapıyoruz. Bunlar uzak gemiler, uzak denizlerde petrol ararken diğer sondaj ekipmanlarımızda tabii ki karada da bunları yapıyor. Şimdi LNG, kıymetli hocam LNG konusunda söyledi. LNG tabii ki bir nakledilen bir şey. Nakledilerek oluyor. O zaman şeyi de sıvılaştırılmış doğalgaz. Tabii onu da şey sormak lazım. Boğaz'ın geçiş güvenliği hemen harita olursa. Gerçi reklama gideceğiz hocam hemen. Boğaz'ın geçiş güvenliği açısından da hakikaten bu Kanal İstanbul'un da yapılması ne kadar büyük bir düşünce, ne kadar büyük bir hedefin, var, bir evet. hedefin konduğunu da anlamamız açısından LNG konusunda hakikaten Boğaz güvenliği açısından da çok önemli. Bunu da değerlendirmesi lazım kamuoyunun. Bir cevap şeye vermek istiyorum. Sosyal medyada dediniz ya bir günlük yeter bu bulunan şey. Bir televizyon kanalı hocam. Bayağı adıyla sanıyla televizyon kanalı. Onlar yani. Tabii bir yıl yeter diyorlar. Onlara bir senaryo yazmışlar. Onlar Trollerli. Hikayelerini okumaya devam etsinler. Şöyle ifade edeyim ben size. Rusya'dan %44'ünü alıyoruz. %16'sını İran'dan, %14'ünü Azerbaycan'dan alıyoruz. Bu rezervler sanayimize, çevrim santrallerimize, evlerimize, her şeye yetiyor. Şimdi 2026'ya geldiğimiz zaman bu söylediğimiz rakamların %30'unu yerli ve milli gaz olarak kullanacağız bakın. O kanallara hakikaten seyrediyorlarsa onlara buradan söyleyelim. Bu bilgi yanlışsa çıksın söylesinler. Yok, ama 2026'ya geldiğimiz zaman o Gabar terör şeyini bahsettiniz ya oradan oralardan da daha çok çıkacak. Bakınız o
bütün Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok ciddi miktarda kaya gazı shale oil ve shale gas rezervi bulunmakta. Evet, bu Amerika'nın kullandığı kaya gaz değil mi? Onlar gönderiyoruz diyor. Amerika'ya ithalatçıdan yani ihracatçı yapan şimdi Avrupa'ya sattığı kaya gazı. Kaya gazı. Hocam reklama gideceğiz. Burada tam böyle heyecanlı kalalım mı reklamdan sonra? Hocam bakın kaya gazından da bahsediyor. Şimdi doğal gazı konuşuyoruz. Gabar'da bir de kaya gazı konumuz var ama reklama gitmek zorundayız. Döndüğümüzde Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi tüm ayrıntıları anlatacak.